burada sizlerle ve değerli Suudi Arabistan'da misafirlerimizle birlikte olmaktan memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Today I would like to keep my messages very short. I would like to thank four ministers for taking this initiative and organizing such a beautiful event. We believe that this will be a fruitful event. Secondly, as it was mentioned by Mr. Nailofa, bize ifade edilen bir hususu sizlere tekrar söylemek istiyorum. Gerçekten inanılmaz bir potansiyel var ve sadece 2030'da da sınırlı değil o vizyon. Ondan sonrası da var. Bütün dünyanın gözü orada ama onlar Türk firmalarının hızından, kalitesinden, rekabetçiliğinden güne kadar şikayet almadıkları için bizim daha fazla iş yapabilmemiz adına kapılarını sonuna kadar açtıklarını ifade ediyorlar. Business people don't show up for no reasons, because I think they believe in the natural partnership. ...1200 iş insanımız kayıt yaptırdı. Hani biz burada bir fuar falan düzenlemiyoruz. Fuarlarda böylesi rakamlar doğrudur ama bir iş forumunun içerisinde bu kadar talebin olması aslında ilgiyi gösteriyor. Bu çok önemliydi. İki ülkeden 4 bakanın bu sürece katılmış olmasını ayrıca önemsiyoruz. Çok önemli bir detay var. Biz sabahleyin 8.30'da resmi toplantımızla başladık. Her iki ülkenin iş konseylerinin üyeleri, yürütme kurulu üyeleriyle birlikte geldiler ve Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ile Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Sayın Fahri toplantıya başkanlık yaptı. Orada birçok konu konuşuldu ama ben birisini önemsediğim için sizlerle paylaşmak isterim. İş konseylerimiz kendi içlerinde alt komiteler kurma kararı aldı. Bu şu demek, 1200 kişiyi bir araya getirmek güzel ama bunlardan odaklı sonuç almamız lazım bizim. Odaklı sonuç almak için de kendi içerisinde alt gruplar çok önemliydi. Bence bu çok güzel bir çıktı. Suudi Arabistan-Türkiye ilişkilerinin bugünden sonra çok daha fazla büyüyeceğine ve katlanarak gideceğine inanıyoruz. Bu ilişkilerin artması için bu tarz etkinlikler çok önemli. Çok güzel bir program olduğunu ifade etmek gerekir. Bugün hem Türkiye'deki iş insanları ve devlet delegasyonu, aynı zamanda Suudi Arabistan'daki iş insanları ve devlet delegasyonunun bir araya geldiği iyi bir forum olduğunu söyleyebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımız Suudi Arabistan ziyaretinden sonra siyasi ilişkileri çok üst seviyeye geldi. Bu bugünkü toplantının hakikaten ben şaşırdım. Yurt dışından iki bakan birlikte gelmesini bu bir mesajdır. Bu ülkeyle biz işbirliği yapmak istiyoruz. Onun için biz buraya geliyoruz. Hem Turizm Bakanı hem en önemli Yatırım Bakanı. Kiminle görüşmek istiyor? Bizim iş adamlarımızla, Türkiye'deki şirketlerle. Onlarla ihtiyaçları var. Niçin? Çünkü Suudi Arabistan'da hedef koydu. 2030'a kadar bütün Suudi Arabistan yenileniyor. Malumunuz son 2 yıldır özellikle Suudi Arabistan-Türkiye arasındaki ticari, ekonomik ilişkiler gelişiyor. Suudi Arabistan gerçi uzun yıllardır Türkiye'nin önemli bir ticaret partneri. Gerek son dönemde Suudi Arabistan'ın yeni projeleri Neon gibi. Yine son 1 ay önce malumunuz 1,5 ay önce Expo 2030'u düzenlemeye hak kazandı. Dolayısıyla yani bu anlamda çok hızlı gelişen bir ülke. Çok faydalı bir forum olduğunu düşünüyorum. İki ülkenin potansiyeli çok yüksek. İnşallah daha iyilerini göreceğiz. Suudi Arabistan gerçekten de bizim için çok önemli bir ülke. En önemli ülkelerden biri diyebiliriz. Ve şu anki canlılığa da baktığımda gerçekten de bu forumun çok güzel geçtiğini şu anda görebiliyorum. Deyin bu organizasyonu gerçekten önemsiyoruz ve beğeniyoruz. Suudi Arabistan Türkiye için çok önemli bir lokasyon. Aynı şekilde Türkiye'de Suudi Arabistan için çok önemli bir lokasyon. İki ülkenin birbirine yakınlaşması ve işbirliği dünya açısından da çok önemli. Bugünkü yatırım ve bir katılım var. First of all, very good afternoon for everybody. And we are very happy as a Saudi delegations to be here in Turkey. And no doubt the number of attendees. Well, first of all, I would like to thank the Turkish people for the nice hospitality, also for the ministerial delegates in the forum. بسم الله الرحمن الرحيم. العلاقات بين السعودية وتركيا في تطور مستمر. نشهد تطور بالعلاقات بعد زيارة الأمير محمد بن سلمان ومن بعدها زيارة رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان. سعيدين حقيقة بهذا التقارب وهذه العلاقات اللي إن شاء الله نطمح أنها تزيد أكثر وأكثر.